Merhaba, ben araştırma bölümünden Murat Akyol. Her zaman olduğu gibi kısa bir haftalık piyasa değerlendirmesi yapacağız. Önce geçtiğimiz haftanın kısa bir özetiyle başlamak gerekirse, Merkez Bankası PPK toplantısında piyasa beklentisine de paralel olarak faiz oranlarında herhangi bir değişiklik yapmadı ve politika faizini %14 seviyesinde bıraktı. Enflasyonda ise yukarı yönlü eğilimin devam ettiğini görüyoruz ki yıllık bazda %61 seviyesinde bulunan enflasyonun önümüzdeki aylarda %70 seviyesine yaklaşma ihtimali oldukça yüksek görünüyor. Buna karşın Merkez Bankası'nın verdiği mesajlara baktığımızda faiz oranlarında arttırımın önceliklendirilmediğini görüyoruz. Dolayısıyla bugünkü şartlar altında bir değerlendirme yapmak gerekirse Mayıs ayı toplantısında da Merkez Bankası'nın faizleri %14 seviyesinde sabit tutma ihtimalinin oldukça yüksek göründüğünü söyleyebiliriz. Yurt dışında ise enflasyonun yüksek seyri ve merkez bankalarının daha sıkı bir para politikasına doğru hareket etmesi piyasalarda önemli oranda baskı yaratıyor ki geride bıraktığımız haftada hem Yeni Zelanda Merkez Bankası hem de Kanada Merkez Bankası politika faizinde 50'şer bas puanlık artırımlar yaptılar. Bunun yanında Amerika'da üfe ile tüfe arasındaki makasa baktığımızda bu durum hala Amerika'da enflasyonun zirve yapmadığını gösteriyor. Ayrıca 30 yıllık vadede mortgage faizlerinin 2011'den bu yana ilk defa %5 seviyesini test etmeye başlaması da oldukça dikkat çekici. Bugün Amerika piyasaları açılacak. Cuma günü tatildi. Ancak tatil Avrupa'da devam ettiği için hareketliliğin hafta başlarken limitli kalacağını tahmin ediyoruz. Haftaya başlarken ABD'de bilanço yoğunluğu ise giderek artış gösterecek ki Bank of America, IBM, Verizon, AT&T, Tesla ve Johnson & Johnson gibi şirketlerin bilançolarını takip edeceğiz. İçeride de ilk çeyrek bilançoları bu hafta gelmeye başlayacak. Para politikası tarafında ise Perşembe günü hem ECB Başkanı Lagarde'ın hem de Fed Başkanı Powell'ın konuşmasını takip edeceğiz. Makroekonomik veri açısından baktığımızda ise genel hatlarıyla sakin bir haftada olduğumuzu söyleyebiliriz. Ancak hem Amerika'da hem de Euro bölgesinde açıklanacak olan öncü PMI endekslerinin bir adım öne çıktığını görüyoruz. Zamanı kazanca dönüştürmek için Ünlü The Club'ı izlemeye devam edin.